Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan Cuma, Servet Yıldırım ve Mahfiye İlmez'le birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Yeni güne başladık. Bugün Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Önemli bir veri, onu bekliyoruz. Bu arada sabah yine piyasalar hareketlendi aslında gece yarısından itibaren. Dün Amerikan borsaları yükselerek kapanmıştı aslında. Pozitif bir hava vardı ama kapanış sonrası Trump yeni bir ek misilleme hazırlığında. Yani önce Trump bir paket açıkladı, sonra Çin ona misilleme paketi açıkladı. Şimdi Trump Çin'in misillemesine ek bir misilleme yapıyor. Hazırlığında haberleri çıkınca vadeli piyasalar çok sert düştü. Bu sabah Asya'da Çin kapalı gerçi ama açık olanlarda da biraz hava bozulmuş gözüküyor. Yani bu işin toparlanması çok zor geliyor bana. Çünkü öyle bir ruh halinde ki Amerika tamamen biz bu yola girmiş. Bu yolda hani taviz vermeden gidecek gibi. Dün Trump'ın açıklaması şu. Şimdi önce Amerika açıklamış. Ardından Çin misilleme yapmıştı. Ondan sonra masada müzakereler falan deyince bir yumuşamıştı ama hemen ardından Trump diyor ki Çin'in haksız misillemesi karşısında ticaret temsilcisine 100 milyar dolarlık ek tarife, daha 100 milyar dolarlık daha ek tarife ya uygulanabileceğinin koşullarını araştırması için talimat verdim diyor. 50'ye ilave 100 daha, 150 evet, oluyor. 150 oluyor. 150. Yani olayı yatıştırmak yerine hamleye karşı hamleyle gidiyor şu ana kadar. Dün Rus tam soğuk savaşta istihbarat böyle giderdi biliyor musun? Evet, ben de onu diyecektim. Aynen. Dün Rus böyle karşılıklı tırmanır tam böyle zannedersin ki nükleer füzeler karşılıklı ateşlenecek. Orada bir iner durma, geriye giderdi. Hep böyle olurdu. Dün o işte Rus istihbarat servisinin başındaki ismin hatırlamıyorum adını, onun açıklaması var. Şimdi Amerika diyor olmayan bir Rus tehlikesi yaratarak bir süreci başlattı diyor. Soğuk Savaş'ın o karanlık günlerine geri dönmüş gibiyiz diye bir açıklaması var. Hani artık büyük devletler de bunu bir tür Soğuk Savaş gibi algılıyor. Evet. Soğuk Savaş'ın da kendine özgü bir ekonomisi var. Biz bunu konuştuk. Hani yavaş yavaş artık Soğuk Savaş ekonomisi dönemine mi geri dönülüyor? Mesela bu tarifeler onun bir işareti. Onun dışında gelecek yani birbirlerini pazarlığa mı çekmeye çalışıyorlar ama bu saatten sonra işin böyle pazarlıkla çözülmesi de kolay olur mu, zor olur mu? Ne dersiniz? Yani bu dediğim gibi mesela şeyi hatırladığım zaman aklıma geliyor şimdi. Bir meşhur 60'larda domuz burnu çıkarması vardı. Domuzlar körfezi. Körfezi çıkarması Küba'ya. Oraya kadar tırmanmıştı iş ve hakikaten böyle öyle bekleniyordu ki dünyada karşılıklı nükleer füzeler ateşlenecek. Oraya kadar geldi yani maksimum noktaya çıktıktan sonra bir yatıştı. Sonra bakıldı ki bu herkesi bitirecek bir olay. Yavaş yavaş geri gitti, kayboldu gibi oldu ama Soğuk Savaş hiçbir zaman sonuçlanmamıştı. Ta 1980'lere kadar geldi. Bu sefer nerede biter bilmiyorum ama tırmanıyor. Aynen o günlerdeki yani iki tarafında tırmanıyor. Zarar göreceği bir şey. Dün evet, bunu gördükleri anda geri gelir. Bu yorumların bazıları bu iş Çin'i Amerika yolundan daha fazla etkiler diyen var. Tam tersini söyleyenler var. Hani görüldüğü kadar ikisi de zarar görecek. Orada Çin hangi silahları devreye sokacak? Dün uzun uzun konuştuk bunu. Hani elinde Amerikan tahvilleri bulunduran dev bir güç. 1.2 trilyon dolar. Muazzam bir şey. Şimdi onları ne yapar? Yani Amerikan tahvillerine yatırım yapmaya devam eder mi, etmez mi? İşte %20'si neredeyse hani ihraç edilmiş Amerikan tahvillerinin Çin'in elinde. Onun için mesela orada atacağı adım bizi de etkileyecektir. Yani bir anda piyasalarda faizler etkileyecek. Şeyi, bu elindekileri elden çıkarmayı bırak, yenilerini almaması çünkü bir anlamda bunlar elden çıkarmadı. Tabii. Sonuçta 1.2 bunlar trilyon dolarlık. Bunlar zaman içinde itfa oluyorlar. Tabii şimdi 1.2 trilyon dolarlık tahvil. Şimdi diyelim ki bu yıl 100 milyar dolarlık kısmı itfa olacak. Ver paramı diyor Amerika'ya. Yani evet, ben bunu yenilemeyeceğim, yenisini almayacağım. Ver bu 100 milyarımı demesi bile çok büyük bir yaratır. Büyük bir olay. Bu sabah İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan'ın şöyle bir notu var. Yani Çin'e kızan Trump ek vergi diyor. Bu işin komedi kısmı demiş. Tabii şimdi Çin tekrar misilleme yapacaksa buna, bir daha önce bir 50 yapmıştı, şimdi bir de 100 yapacaksa, Çin Amerika'dan bu kadar ithalatta bulunmuyor. Bu durumda misilleme hizmet sektörü üzerinden mi olacak? Bu da işin trajikomik kısmı. Bu da ayrı bir tarafı, evet. Bir de diyor ki bu reel göstergelerde Baltic Dry Index denen bir şey vardır ya, dünyada ticaretin gidişatını gösteren. Bu 2016'dan bu yana yükselen bir trend vardı, o kırıldı. Doğru. Bu yükseliş trendi kırıldı. Bu da gerçekleşirse yani devam ederse işin drama olacak demiş. Bir noktada geri adım atılması çok da zorlaşabilir diye böyle bir yorumu var.
Ama her şey kağıt üzerinde, bir ara yol bulunacak vurgusu yapmaya devam ediyor ticaret temsilcileri. Yani Trump demiyor bunu ama en azından Amerika'nın ticaret temsilcisi bunu söylemiş. Kamuoyunun görüşlerini alacağız, ondan sonra adım atacağız demiş. Henüz net bir tarih konulmadı bütün bu ek vergilere. Herkes yani onun altını çiziyor. Temsilcilerin bir görevi de merak etmeyin, görüşmeler sürüyor demek. Evet, değil mi? Evet, evet. Bu görevlerini yerine getiriyorlar. Çok yetkili bir adam, yetkili birisi yani. Bu Lighthizer, Robert Lighthizer. Yani adamdan dolayı değil, kişiden dolayı değil. Pozisyon çok yetkili. Evet, Amerika'da yani, o pozisyon Amerika'da şeyden sonra hani bu ne derler ona, Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı vesaireden sonra en yetkili, Fed'den sonra en yetkili kişi bu. Ve tak diye kullanıyor. Bir tek başkana sorarak o yetkiyi kullanabiliyor. O kadar yetkisi yüksek verilmiş. Evet. Çin medyası da bu sabah bu iddialar, işte bu misilleme haberleri saçma ve gülünç diye böyle başlıklar attı. Bakalım bu iş nereye gidecek? Yurt dışında piyasalar bunları konuşuyor. Bizde ise gündemde özellikle Ankara kulislerinde dün ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifadan döndürüldüğü iddiası konuşuldu. Başbakan Binali Yıldırım o iddiayı net bir dille yalanladı. İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez, Şimşek görevinin başındadır dedi. Kabinede revizyonun da gündemde olmadığını söyledi. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman değişiklik yapacağımıza bakarız. Bugün için böyle bir şey yok. Hükümetin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor ifadelerini kullandı. Şimşek'in istifa iddiası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da soruldu. Kalın, bu bir iddia, bize gelen bir şey yok. Onunla ilgili zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı olduğu söyleniyor. Bu doğru değil dedi. Hem başbakan hem de Beştepe'nin yalanladığı o iddiaya ilişkin Şimşek'ten de bir Twitter paylaşımı geldi. Son nefesimize kadar güzel Türkiye'miz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam şeklinde bir ifade kullandı. Ekonomide tartışılan bir diğer konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında faiz indirimi yapılmamasına ilişkin tepkisini dile getirdiği iddiası. İbrahim Kalın, faiz konusunda Cumhurbaşkanımız hep net oldu. Kapalı kapılar ardında kürsüde aynı şeyi söyledi. Faizlerin düşürülmesi ekonomiyi canlandıracak bir hamle olacaktır dedi. Konuya ilişkin AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da yazılı bir açıklama yaptı. Bazı bilgi kırıntılarından, dedikodulardan yola çıkarak senaryo oluşturmak doğru değil. Faize dair orada konuşmalar, değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanımızın bir özelliği vardır. İçeride söylediği her şeyi dışarıda da söyler. Yani herhangi bir şekilde gizli saklı ya da toplumun gözünden kaçırılan bir durum söz konusu değildir dedi. Dün bu iki konu gündemin odağındaydı. Bu arada Trump'ın yeni hamlesinden bahsettik. Bu Çin'in misillemesine karşı 100 milyar dolarlık yeni bir hamleden söz ediliyor. Trump yazılı bir açıklama yaptı ve ticaret temsilciliğine Çin'e 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme ve uygunsa hangi ürünlere vergi uygulanacağını belirleme talimatı verdiğini söyledi. Ayrıca Amerikan Tarım Bakanlığı'nı Amerikalı çiftçileri korumaya yönelik bir plan hayata geçirmekle görevlendirdiği bilgisini paylaştı. Çin hatasını telafi etmek yerine imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti şeklinde bir ifadesi de var. İngiltere'de şeker vergisi yürürlüğe giriyor. Meşrubatlara şeker vergisi bugün başlıyor. Plana göre 100 mililitrede 5 gram şeker bulunan içecekler için 18 pence vergi ödenecek. 100 mililitrede 8 gramdan fazla şeker içeren içeceklerin vergisi ise 24 pence olacak. Vergi uygulamasıyla ilk yıl 520 milyon sterlin toplanması bekleniyor. Bu arada piyasalarda tabii bir süredir bu Amerika-Çin ticaret savaşına odaklanıldı ve özellikle bugün açıklanacak Amerikan istihdam verisini piyasalar bekliyor. Fed Başkanı Powell'ın akşam saatlerinde yapacağı konuşma yine önemli olacak. Bu arada Amerika'nın yoğun gündemi öncesinde dolar küresel piyasalarda biraz değer kazandı. Euro dolar 5 haftanın en düşüğüne indi. 1.22.18'de bu dolar lehine bir düşüş paritede. Bu arada dolar endeksi 5 haftanın en yükseğini gördü. 90.59'la. Küresel piyasalar paralel dolar içeride de yükseldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasına yönelik spekülasyonlar da dolarda baskı yarattı ama bu iddialar daha sonra yalanlandı, az evvel de aktardık. Dolar 4.0605 ile tarihi zirvesini gördü. Euro da 4.9764 ile rekorunu yeniledi. Bu sabah dolar TL 4.05'in üzerinde, Euro Türk Lirası da 4.96'nın üzerinden geçiyor. Borsada ise dün gün boyu alıcılı bir seyir vardı. %1'e yakın yükselişle borsa dünü tamamladı. Küresel borsalar karışıktı. Dün Amerikan borsaları
yatırım bankalarına gelen alımlarla yükseldi. Kapanış sonrası Trump'ın açıklaması vadeli piyasalarda sert düşüşü beraberinde getirdi. Bu sabah Asya borsalarının genelinde satışlar var ama Çin piyasası kapalı. Az evvel de aktardığımız gibi. Petrol fiyatları 67-69 bandında hareketini sürdürdü. Altın fiyatları doların güçlenmesiyle 1322 dolarla bir haftanın en düşüğünü gördü. Sonra kısmen toparlandı. 1330 dolara doğru hareketlendi. İçeride gram altın 173,4 lira, çeyrek altın 281 lira, yarım altın 561, Cumhuriyet altını da 1141 liradan yeni güne başlıyor. Şimdi altın demişken bugünün önemli haberlerinden bir tanesi aslında pek çok vatandaşı da ilgilendiren bankalar taka kredisi vermeye başlayacakmış. Taka kredisi. Evet, Kuyumcu'da taksit artıyor, takı kredisi. Takıda, altında. 4 taksit var hali hazırda ama bunun artırılması için İstanbul Kuyumcular Odası bankalarla bir işbirliği yapıyormuş. Yakında açıklanabilir deniliyor. Hali hazırda 4 olan taksit sayısı 12 ve istenirse 36 aya kadar çıkabilecek. Bunun için de bankalar kuyumcuların sistemine bir program yükleyecekmiş. Gerekli altyapıyı oluşturacak. Bu sistemin hali hazırda bazı elektronik mağazalarda uygulandığı da söyleniyor. Böylece kuyumcu rahatlıkla kredi almasını sağlayacak müşterinin. Ve bankadan alınan krediyle takılar daha uzun taksitlerle alınabilecek. Tam da yaz düğün sezonu öncesi önemli bir haber aslında. Yani ekonomiyi ne yapacak anlamadım ben şimdi. Yani ekonomiden kaynakların çekilmesine neden olur mu? Akıllıca bir çok, şey. Yani ekonomi açısından çok iyi mi emin yani değilim ben. Biz şey yastık olur. Altına kredi mi veriyoruz? Yes, evet yani yastık altına çok ya da işte verimli olmayan bir yatırıma kredi verilmesi gibi. Ya vatandaş açısından bir kolaylık tabii yani bir yandan baktığınızda ama siz ekonomik dengeler açısından. Ekonomik yani şimdi bir yandan altın tahvili değil mi? Altına dayalı sertifika tahvil çıkarıp da vatandaşın yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmaya çalışırken bir yandan da evet. Böyle bir kredi imkanı sağlayarak yastık yani, altına. Bankalar bir aktarım altın mekanizması. Evet. Kredi de onun bir aracı nedir? İşte tasarrufların üretime aktarılması mekanizması. Bankacılığın bütün esprisi bu. Yani 100 birim mevduat topluyor, işte dışarıdan da buluyor. 148 lira mesela üzerinde kredi veriyor. Amaç bu kredinin ekonomiye kazandırılması yani o tasarrufların kazandırılması. Buradaki ama sonuca baktığımızda sonucu olmuyor. Yani yastık altına giden bir paraya kredi verme gibi algılanır. Bir de burada şimdi konuyu uzatıyoruz ama tam altını aldık kuyumcudan. Benim kredili. Aklıma yatmadı, sizin de yatmadı. Kredili olarak alıyor vatandaş. Ne olacak şimdi burada vatandaş? Altını rehin mi göstermiş olacak? Nasıl alacak? Herhalde teminatın olacak bunun. Teminat mesela aldım. Ben aldım altını senin kıza taktık mesela ne bileyim yani bir evleniyordu diyelim taktık. Sağ sonunda sonunda ne oldu yani şimdi mesela ben ödemedim mesela bu taksitleri. Gidip oradan karışık bir iş. Peki sizin çok aklınıza yatmadı ama ben... Ya çok yani biz hani bu işin esprisi bu konuştuğumuz evet, ama evet. Esas olan yani şeye giden ne derler ona yastık altına gidecek olan yastık altındaki paraları bir yandan çekmeye çalışırken bir yandan buna gidecek bir şeyde kredi kolaylığı sağlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii pek çok şeyde çok taksit sayısı çok fazla hani altına evet. Da olsa sokaktaki vatandaşı temsilen ben de onların sözcülüğünü yapmış olayım size. Hani ben vatandaş bu aralar açısından bir altın takacak birisine ama. Peki. Şimdi ekonomiyle ilgili özellikle bu ekonomi koordinasyonunda herhangi bir görüş ayrılığı yok açıklaması. Bugün ekonomi sayfalarında ön planda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Mehmet Şimşek'in Twitter hesabından paylaştığı açıklamayı az evvel de aktardık. Son nefesimize kadar güzel ülkemiz için çabalamaya devam dedi. Başbakan bu istifa iddialarını yalanladı. Orada geçerken bak bir haber var ya döviz bürosuna 1 Nisan şakası. 1 Nisan şakası. Evet Habertürk'ün özel haberi. Evet. Çok da şaka değil galiba. Çünkü devam edip etmediği bilinmiyor. 3000 dolara kadar olan alışverişlerde döviz bürosundan yapılan alışverişlerde kimlik sorulmuyor vatandaşa. Evet. Bunu 500 dolara indiren bir düzenleme yapılmış ve henüz yürürlüğe girmemiş ama girmiş gibi davranılınca şimdi bütün bunlar bu da sanıyorum Türk lirası dolar paritesinin kurunun yukarı gitmesinde etkili olmuş olabilir. Burada taslaktan haberi olan döviz büroları 1 Nisan itibariyle uygulamaya geçti diye düşünerek kimlik istemişler. Ancak taslak yasalaşmadığı için 5 gün boyunca kimliği boşuna istemiş oldular. Orada da şu maliyenin tebliğ taslağında döviz bürolarından 3000 dolar üzeri işlem yapanlara kimlik verme zorunluluğu uygulaması 500 dolara düşürülüyor. Niye düşürülüyor onu da anlamadım. Yani böyle bir ortamda niye bu tersine çalıştırır işi yani? Bana sorarsan 3000 doları 10.000 dolara çıkarmak lazım ki iş biraz daha rahatlasın diye.
Neyse yani. Evet, bu da öyle önemli bir konu. Yani bu da etkilemiş olabilir değil mi? Böyle evet, bir telaş evet, oluşmuş olabilir piyasada. Yani evet, ben bunu duymamıştım. Şimdi okuyunca bugün gazetede. 4.06-0.05'e kadar yükseldi dün dolar. 4.05'teyiz. Evet, bir izleyicimiz soruyor. Yani aslında hani kur yükseliyor, ekonomideki pek çok dengeler açısından negatif ama olumlu etkilediği bir veri var mıdır? İhracat. Dolar kurundaki yükselişinde. Yani ihracat etkiler olabilir. Suat Bey. Değil mi? Yani baktığımız zaman hani ihracatta etkisini gördük de bunun son yıllarda. Evet. O tek etkisini, somut etkisini ihracatta görüyoruz. Yine kurla ilgili hani önümüzdeki dönemde ne olabilir? Enflasyon burada belirleyici. Peki enflasyon nasıl düşecek diye. Belgin Özbalcı'nın bir sorusu var. Enflasyon tek hane olması üzerine neden bu kadar duruyorsunuz? %10 ile %9,5 arasında hani ne değişir ki vatandaşın ekonomisinde demiş. Şöyle bir şey değişir yani yüzde bu tıpkı 4 gibi bunlar psikolojik şeyler, sınırlar. Ya yani çift tane de bir psikolojik sınır. 9'lara inerse, çift tanenin altına inerse aşağıya doğru gittiği beklentilerin düzelmesi açısından olumlu etkisi olabilir. Tek şey olur. Yoksa 9.7 ile 10.1 arasında hiçbir şey değişmez. O açıdan haklı ama beklenti düzelmesine yol açar. Dolayısıyla beklentiler kırılırsa, olumlu yönde değişirse enflasyon da aşağıya, çünkü enflasyonu etkileyen birçok şeyin altında olumsuz beklentiler de var tabii ki. Evet. Döviz kuru ne olur diye sormuştu izleyicimiz. Bugün Dünya Gazetesi'nde kaç görüş aktaralım sadece bizim hani buradaki değerlendirmenizin ötesinde. Ömer Faruk Çolak, döviz kuru artmaya devam edebilir mi diye bir yazı yazmış. Tablolar falan var böyle yazısını desteklediği. Diyor ki yanıtımıza gelirsek diyor, ülkede eğer dış ticaret açığı yüksekse, evet, buna cari dengede eşlik ediyorsa, yine ülkede bütçe açığı yüksek, borç stoku yüksek ise döviz kuru artar demiş. Dolayısıyla hani Türkiye'de normal şartlarda Türk lirası değer kaybeder diyor bu koşullarda benim anladığım kadar, ama geçmişte bunun böyle çalışmadığı dönemler de oldu. Yani yüksek cari açık olduğu, yüksek açıkların olduğu dönemde Türk lirası değerlendiği dönemler de oldu. Burada bunun gibi ekonomik, temel ekonomik göstergeler kadar beklentiler, görünüm de etkili oluyor. Yani Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler olumluysa, cari açınız ne kadar yükseliyorsa yükselsin, sermaye girişi hızlanıyor ve Türk lirası değerleniyor. 2004 yılı Avrupa Birliği müzakere süreci işaretinin alınmasının hemen ardından başlayan süreç bunun bir örneği. Yani Avrupa Birliği gibi böyle güçlü bir faktör devreye girince, evet, bizim dış açımız ne kadar yüksek de ve yükseliyor da olsa, yani grafikte yukarı doğruydu. Ama sermaye girişi nedeniyle Türk lirası ciddi şekilde değerlendi. Yani illa böyle olması gerekmiyor ki, orada görünüm bekleyişler çok önemli. Evet. Sami Metin sormuş, faizlerle ilgili böyle genişçe bir sorusu var. Yani kabaca şunu söylüyor izleyicimiz, faizlerin yüksekliğinden şikayet ediyoruz. Kamu bankaları neden faizleri düşürmüyor demiş. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda kamu bankalarının faiz düşürmesi demek, kamu bankalarının zarar etmesi demek sonuç itibariyle. Ondan sonraki dönemde dönüp daha da fazla faizleri arttırmak zorunda kalabilirler. Kredi faizlerini tabii kastediyor, faizleri niye düşürmüyor diye. Enflasyonun böyle olduğu bir ortamda diğer bankalar yüksek faiz uygularken kamu bankaları faizleri düşürürse o zaman sıkıntı çıkacak demektir. Zarara götürebilir bunlar. Yani onun kamu bankası ya da özel banka, bir banka kredi faizinin en önemli parçası mevduat faizidir. Yani neredeyse o diyelim 20 puanlık kredinin 12-13 puanı mevduat faizlerinden kaynaklanır. Dolayısıyla kredinin inmesi için mevduat faizinin inmesi lazım, ama şu anda kredi talebi o kadar fazla ki 100 liralık mevduata karşı 148 liralık TL cinsi kredi var. %150. Dolayısıyla hani mevduatta indirecek yeri yok. Onun için öncelikle o kredi artış hızının aşağı gelmesi lazım. %20'nin üzerindeydi geçen sene. O aşağı gelecek ki mevduat faizleri yavaşça gerileyebilsin. Mevduat faizinin gerileme için enflasyonun gerilemesi lazım. Çünkü enflasyon yüksek kaldığı sürece mevduat sahibi reel faiz negatif olacak. Bu sefer dövize ya da farklı alana yönelecek. Hani hepsi birbirine girmiş şey. Yani kamu bankaları neden indiremiyor sorusu o kadar karmaşık bir soru ki. Yani tek cevabı yok. Erdim Türkoğlu, Türkiye 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girebilir mi? Şu anda 10. büyük ekonomi hangi ülke demiş. Ben bunu bir çıkardım şöyle. Mesela Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada 18.6 trilyon dolarla. Onu Çin izliyor 11.2 trilyon dolarla. Japonya kabaca 5 trilyon, 4.9 trilyon dolarla 3. sırada. 10. sırada Kanada var. 1.5 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılası var. 16. sırada bizim hemen üstümüzde Endonezya var 932 milyar dolarla. 17. sırada Türkiye var 851 milyar dolarla son açıklanan veriyle.
Buradan Türkiye'nin şimdi geçmişine baktığımız zaman 10. ülke Kanada. 1,5 trilyon dolar var. Aşağı yukarı bizim iki katımız. Aşağı yukarı bizim iki katımız büyüklüğünde. Türkiye'nin buradan 10. sıraya gelebilmesi için son 10 yıllık performansına baktığımız zaman böyle bir umudun pek canlı olmadığını söyleyebilirim. Servet Bey, var burada tabii şöyle, şimdi birkaç şeye birden bakınca daha anlamlı olur diye. Şimdi Türkiye ekonomisinin büyüklük olarak bakarsak biz 17. sıradayız dünyada. Uzun bir süredir böyle. Hollanda ve İsviçre bizden daha aşağıda. Yani biz onlardan daha iyi durumda mıyız? Bir tek rakama bakarak bunu söylemek zor. Buna baktıktan sonra hemen dönüp kişi başına gelirde kaçıncıyız ona bakmak lazım. Orada 78.'yiz. Yani orada bizden aşağıda olan Hollanda, İsviçre, Suudi Arabistan gibi ülkeler bizim önümüzde. Sadece kişi başına gelire mi bakmak lazım? O dönem değil, bu gelir dağılımına bakmak lazım. Onu gösteren katsayıda da biz en kötü 58. ülkeyiz. Yani bizden daha kötü ülkeler var. Dolayısıyla ortalarda, ortadan biraz daha üzerindeyiz. Onun için hani bütün göstergeleri birlikte bakmak lazım. Kişi başına gelirde mesela oldukça aşağıdayız biz o açıdan. Evet. Bu arada veda etme zamanı ama İstanbul'da böyle bir mutluluk araştırması yapmış İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Şeker. Bugün Habertürk'te başlığa taşımış. Hatta işte açlık sınırı 1662 lira, yoksulluk sınırı 5416 lira, mutluluk sınırı da 8000 lira diye. Çünkü bu araştırmaya göre İstanbul'da aylık 7500-8000 lira bandına kadar artan gelir mutluluğu artırıyor. Ancak bu noktadan sonra gelir artsa da mutluluk düzeyi değişmiyor diye bir sonuç ortaya çıkmış. Parayla mutluluk değil de parayla daha fazla mutluluk olmuyor. Evet, parayla saadet olur mu sorusuna? Daha fazla saadet olmuyor. Bir yere kadar oluyor. Mutluluk ekonomisi üzerine enteresan bir araştırma. Bugün gazetelerde de var. Dileyenler ekonomi sayfalarından takip edebilir. Biz bu notlarla o zaman sözü devredelim. Servet Yıldırım ve Mahfi İlmez'le birlikteydik. Şimdilik hoşçakalın.